Maske stokları eridi bitti. Eczaneler dahi maske bulamaz hale geldi. Kara borsa oluştu hatta. Peki ölümcül virüs koronaya karşı her maske etkili oluyor mu? Maske seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Gelin bir de onlara bakalım. Şu anda panik yok. Hiç düşünmeye bile gerek yok bence millete. Yani panikletmeye çalışırlar. Gerek yok yani. Koronavirüs Türkiye'de görülmedi. Ne var ki maske satışları patladı. Günde 50 kişi geliyorsa 10 kişisi maske soruyor, öyle diyeyim size. Depolarda maskeler tükendi. Eczanelerde stoklar hızla eridi. Maskeler kara borsaya düştü. Depolarda hiç kalmadı. Arıyoruz, hatta tüm eczacılar arıyormuş ama şu an bulamıyoruz. Elimize gelişi olmadığı için ancak kara borsadan falan temin edebiliyoruz. Eskiden 30 liraya aldığımız bir kutu şu an 200-275 liraya bile bulabiliyor. Piyasada iki tip maske bulunuyor. Bunlardan birincisi halkın basit maske diye tabir ettiği işte bu maske. Basit denildiğine bakmayın, cerrahi operasyonlarda kullanılıyor. Kullanımı ise oldukça basit. Mavi kısmını yüzümüze getiriyoruz ve üzerinde bulunan aparatı ise burnumuza doğru ayarlıyoruz. İpliklerini de kulaklarımızdan geçirdikten sonra yüzümüzü tamamen saracak bir şekilde maskeyi kullanabiliyoruz. Koronavirüsüne karşı da önerilen bir maske olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer maskemiz ise N95. Wuhan'da kullanılan bir maske. Daha yoğun hastalıklara karşı, tüberküloz gibi hastalıklara karşı kullanılıyor. Ve bununla birlikte bu maskenin kullanımı ise oldukça kolay, ancak bu maskeyle nefes almanın daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Uzmanlar bu maskeyi önermiyor. Şu an için Türkiye'de bu maskeyi kullanacak herhangi bir tehlike yok uyarısında bulunuyor. Maske takıyor musunuz? Hayır. Maske koruyucu önlem olur mu? Bence olmaz. Gelirse Allah'tan gelir, ne yaparım? Maske takmayı düşünür müsünüz? Yok.